kıymetli misafirler, Sazgen programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir şehrin içine girmek, şehirsel duygular, kimlik algı sunumlarını gerçekleştirmek üzere Sayın Zafer Söğüt hocamız bizlerle beraber. Sunumlarına geçmeden önce kısaca özgeçmişlerini aktardıktan sonra kendilerini sahneye davet edeceğim. 1977 Ankara doğumlu olan Zafer Söğüt, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. Lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi İlahiyat bölümünde bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisansını yaptı. Fotoğraf sanatıyla yoğun ilgilenirken bu alanla ilgili kitap çalışmalarına katılmakla beraber birçok yarışmada jüri üyeliğinde bulunmuş ve fotoğraf sergilerinde yer almıştır. Çeşitli dergilerde yazıları yayınlanan Söğüt'ün Müslüman Bilim Adamlarından Günümüz Gençlerine Mesajlar adlı bir de kitabı bulunmaktadır. Galatasaray Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi gibi okullarda öğretmenlik yapan hocamız, hali hazırda İstanbul Erkek Lisesi'nde görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Şimdi sunumlarını gerçekleştirmek üzere Zafer Söğüt hocamız sahneye arz ediyorum. Buyurun hocam. Kısaca merhaba desem, üzerine bir teşrifat eklemesem olur mu? Hoş geldiniz. Başlık iddialı gibi duruyor. Ben önce kendime bir yer seçmedim. Bir de bu ses fondaki bir tık kısıklık. Duyabiliyor musun? Duyabiliyor musun? Ha, bu incelikle devam etmek zorunda kalacağız. Ya da kontrol odası neredeyse bir tık sesi yukarı verirse diye dert edeyim ben de. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bir merhaba ile giriş yapmak çok kolay olmayacak, bunun da farkındayım. Hem çok ciddi bir heyecan yaşıyorum, çünkü karşıda olmak çok zor. Konunun hem bu tarafı iddialı hem de şehri konuşmak öyle çok kolay bir iş değil. Bunu nerede iddia ediyorum? Çok bildiğim bir şey, yaşadığım bir şey, şehirdesin. Ve becerebilirsek bu sohbetin, bu konuşmanın sonunda bir tık bir şey dönüştürebilir miyiz kendimizi? İyi açıklığı yaratabilir miyiz? Ona uğraştırılacağız. Bir slide atışı var ama ben onu zaman içerisinde yedirmek çok gerekmedikçe kullanmak istemiyorum. Slide'ın hocam çok uzunmuş, 80 tane slide niye koydun deme. Hızlı geçme garantisi vererek söylüyorum. Bir de şu teknik süreci aşalım istersen. Sen de şu desteği isteyeyim. Başlangıçta. Çünkü şehri konuşmak çok akademik bir dille. Evet, mimarlık fakültesinde, sanat tarihi bölümlerinde çok mümkün gözükebilir ama bu tatlı bir sunum için şuna ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Tanışıyormuş gibi yapsak, böyle çok uzun yıllardır görüşüyormuş gibi yapsak, bu tip konuşmaların şöyle bir tehlikeli tarafı var. Yani doğru başlamazsak doğru gitmiyor. Ya da bir tık ileri gidip başka bir şey söyleyeyim. Hepinizde bir bölümü var. Galiba daha çok sosyal bilimler ağırlıklı bir ekipsiniz. Sürekli olan bir şey yaşıyorsunuz ya, derse girmek, işte 80 küsur saat ders alıp işte hadis literatürüne hakim olmak ilahiyat çaysanız ya da tarih okuyorsanız bir dönemi işte bir sene boyunca takip ettiğinizde anlaşılır hale getirmiş oluyorsunuz. O yüzden bu sunumda şöyle bir şey yapmayacağız. Yani bilgi yığını vermek, seninle bilgiyi çok derin konuşmak yerine o bilginin sana düşen kısmını gösterip belki ilerleyen süreçte buradan başka bir kapı açılır mı? İzini sürmek adına konuşmayacağız. O zaman bu niyet seninle aramızdaki şu soğuk ilişkiyi bir an önce atmaya gerek duyacak. Çünkü benim zorlanım başka bir şey daha var. Az önce okunmuş oldu. Ben de Sakarya Üniversitesi mezunuyum. Yavaş yavaş enerji alırsam kendi kalemden dışarı çıkmayı düşünüyorum. Yani şuraya saklanıp kalmak yerine biraz daha kürsüm oldu bir şey geçeceğim. Sakarya Üniversitesi'nde okurken tam da senin yaşlarındaydık. Konuşmanın benim için şöyle bir anlamı oluşmaya başlıyor otomatikman. Sanki kendime konuşuyorum. Yani gençliğimi karşıma aldım. Ona bir şeyler söylemek durumundayım. Çünkü senin de bilmen gereken bir şey var. Zaman çok hızlı akıyor. Ve siz hep bir şeye yetişmek zorundasınız. Bilmiyorum, diyor musunuz ki iyi halt ettik, üniversiteyi kazandık. Hatta daha iddialısını söylemek lazım mı? İyi halt ettik, Sakarya'yı kazandık. Şöyle bir iddiam var. İstanbul kazanamadığımız için de buradayız. Genel kanaat böyle midir? İstanbul'a gelebilir miyim? Kimler İstanbul'dan geliyor? Doğru tespitle başlayalım. Zaten İstanbul'dan gelmeyenler, İstanbul'a yakın olduğu için de Sakarya'yı tercih etmiş olabilirler.
Safancı Gölü kenarında bir tepede oturmak istiyorum dediği için burada olan var mı? Sakarya ve Safancı ilişkisindeki etki bizi buraya taşıyabilir. Hocam, kendi kendine gerginlik yaratıyorsun, sonra bir daha destek istiyorsun deme diye söylüyorum. Hani ben gençliğine muhatap olacağım, bu iş konuşma olacak ya. Sen de bu konuşmayı şöyle anlayabilirsin. Kendini büyümüş olarak karşında gör. Böyle bir hayat kurmada en mahsuru var. 35-40 yaşlarındasın. Ki ben 40'ı geçtiğim için altta bir rakam söylemiş olayım. Ne yapıyor olacaksın? Akademik kariyerine farklı gözüküyor. Seni sadece akademik kariyer mi inşa edecek? Zihnini bir yere getirmek için sadece bununla mı hemhal olacaksın? O zaman ortaya şöyle bir şey çıkacak. Bu konuşmadan sen kendi geleceğine dair izler de sürebilirsin. Aşağıda şehirde taş bulamadık. Getirip ortaya bir taş koymayı düşünmüştüm ben. Taş üstüne koymak isteyen varsa gelsin teklifiyle başlayacaktık. Çünkü şehri konuşmak biraz taşa dokunmayı gerektiriyor. En azından orta çağ şehirleri için böyle bir iddiada bulunabiliriz. Bir kimliğim var. Üniversitelisin. İstanbul'da Akbil'de ucuz ulaşıma geliyorsun. Bizde hep böyle bir üniversite öğrencinin bedavacı tarafı, sinemada ucuz bilet gibi sunulan, bizde çok heves ettiğimiz bir karşılığı var. Ben de diyorum ki gel zamanı ve tam da sırası ortaya çıkmışken, bugünden başlayan enerjide şuna bir dönüş yapalım. Bu kadar büyük bir potansiyel taşıyorsun, işte 20'lik küsur yaşlarındasın. O zaman ortaya şöyle bir şey çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Yakında yazacağım o iddialı tezi, lisans, yüksek lisans, doktora tezini bugünden yavaş yavaş kendinle içselleştirsen. Hocalarımız galiba şu acıyı çekiyorlardır. Hani itelemeyle biz işler yapıyoruz. Şu ödev olsun da bitsin istiyoruz. Bu konferansa gelme gücünü de ben biraz buradan aldım. Şu çok kıymetli bir şey. Farklı bölümlerden insanların bir araya gelip bir şeyi dinliyor olabilmesi. Konuşmacı için çok zor ama yan yana gelebilmek adına sizin yaptığınız şeyin çok iddialı olduğunu düşünüyorum. Çünkü şehri konuşurken de böyle bir atık yapacağız. Aynı insanlar şehir kuramaz demiş eskide yaşayan bir filozof. Şehir birbirine benzerse tehlikeli olmaya başlıyor. Aynı yurtta, aynı kafa tipiyle yetiştiysek orada üretkenlik ölmeye başlıyor. Buradan referans da sana şu veriyi sunmak, şunu alt başlık olarak çizmem gerektiğini düşünüyorum ben doktorma fikman. Sürekliliği olan bir şeyse hayat, mesela bir kesitini aldık senin üniversite hayatını, o hayat içerisinde ortaya koyduğun enerji bir şeye dönüşmesi potansiyeli de kıymetli ve anlamlı hale geliyor. Konuşmaya nereden başlayacağız? Bir kere ben herhalde şunu bu saatten sonra istemekten sahip olabilirim diye düşünüyorum. Dışarıda bir imza yoğunluğu var. Bir kısım arkadaşlar kaçmayı düşünüyorlardı belki. Daha yapacak hayırlı işleri olduğunu düşünebilirler. Çok da haklılar. Fotoğrafçı arkadaş gitti ama galiba doğru poz sadece şöyle buluşurmuş. Sadece böyle girmek isterdim. Rahat poz veriyor olmak hissiyle. Madem fotoğrafçımız yok. Daha buradan çekiyoruz. Sizde makine yok mu? Evet, kimse de o hareket oluşmadı. Tanışmadan cep telefonunuza girme hakkım yok değil mi benim? Tanımadınız, kimseleri fotoğraflamıyorsunuz. Hadi bir duralım. Hocam zaten biz duruyoruz diyenlere söylüyorum. Şuraya kadar getirdiğimiz enerjiyi daha derin, daha sıcak bir hale getirmezsek sıradan bir konuşma yapmış olacağız. Ben niyet ettim Allah rızası için. Senin kahramanın olan hikayede hatırlanacak bir sunum yapmaya. Bunun da karşılığı o telefondan kendimi görmüş olayım. Çok dersini geleyim. Hocam müsaade etsin. Kızmasın. Akademik dünya ters ediyoruz. Bir alkış alabilir miyim? Evet, itiraf ediyorum. Bilinmek istiyorum. Yani sizin Instagram'ınızda bir üye, karşılıklı takipçi olmak heyecan verici bir şey olsa gerek. Ama altını çizeceğim şey, ısrarla söyleyeceğim şey, senin hikayenin, senin kahraman olan hikayenin içinde bir şey olmak. Zaman çok hızlı akıp geçiyor, bir sürü şey tüketiyorsunuz. Mesela bir sürü doçent, bir sürü profesör hayatınıza girip çıkıyor, üniversiteye gelip geçiyor. Geriye ne kalıyor? Çok haklısın, konuşmacı, konu,
senin hayatında değerli değilse zaten çöpe atmamız gerekiyor. O yüzden ben sık sık bunu kendime söyleyeceğim. Karşıma alıp konuştuğum ben, yani şu an seni kastediyorum. O kadar zor bir şeyle karşı karşıyayız ki en tüketebileceğimiz şeyi zamana harcamaya teşekkür ediyoruz. Bunun için benim bir cesarete ihtiyacım var. Kendime şunu söylemem gerekiyor tekrar ve tekrar. Seninle görüşüyor olma cesareti nereden alacağız? Çok güvendiğim bir şeysin. Az önce okunurken kendime de böyle biraz utandım aslında. İşte birkaç lise ismi saydım. Belki sana çok sıkılmıştır lise öğretmenlerinden, onlara ödev verme mantığından. Tam o tip bir adam olarak karşına çıkıp lise öğretmen olarak konuşma yapmaya çalışıyorum. Belki şöyle bir taraf olacak bu iddianın. Nostaljisi var. Belki özlüyorsundur. Çünkü daha anlayışsız üniversite adıyla karşı karşıyaysanız bu dediğim şeyde ah dersin, lisede iyi bir öğretmenim vardı. En azından beni dinliyor da anlıyordu. Evet, biz İtalya'yı biraz şöyle yanlış kurduk. Şehir modernleşip değişmeye başladığında sanki bir kurum rehber eden bir şeymiş gibi oldu eğitim. Ben tam tersini iddia ediyorum. O yüzden lütfen hocalarınızla görüştüğünüzde sizi ne kadar tanıyıp tanımadıklarını sorgulayın. Bir hocalık payesi verilmişse bir insana, siz ona hocam demişseniz onun aradaki bağda bu iletişimi algılamak zorundasınız. Bu sürekli olan dersler için böyle. Peki bir defalık tanışacağız, bir daha belki karşılaşmayacağız. O zaman ben bu bir defaya ancak şunu sığdırabileceğimi düşünerek geldim. Derdim de şu. Çok mükemmel bir insana benziyorsun. Ben hala kendime konuşuyorum. Lütfen direkt kendi üstüne alınma. Yani 20 yaşlarında senin yerinde oturup böyle bir konuşmayı dinleseydim diye başlayan cümleye cevap vermeye çalışıyorum. Senin adına konuşuyorum. Bu şu anlama da gelmesin. Mikrofonumuz çok hareketli. Hocam ben de konuşmak istiyorum dersen hemen sana pasta atabilirim. 20 yaşlarda neyi hata yapmaksızın başlatırsam ileride bir şeylere de düşmüş olurum. Türkiye için yetişmiş iş gücüne, zekaya ihtiyacımız var. Hava atmak için söylüyorum. Konuşma boyunca iki şeyin havasını atmaya çalışacağım. Bir, İstanbul'daki ses öğretmeniyim. Çok zeki öğrencilerle görüşüyorum. Havası sürekli gündeme gelecek. İki, ben Afrika'ya gitmişken diye cümleye başlarsam bilin ki aslında size biraz hava atma kaygısı da ortaya çıkmış. Metinlerden oluşmuş olacak. Hatta Afrika'dan bakınca sana o kadar çok ihtiyaç duyduğunu hissediyorum ki insanların. Ama sıradan bir mühendis, işte imza yetkisi olan, elektrik panosu yanmasın diye elektriği bilen bir adam olmanın ötesinde bir şeye dönüşmen gerektiğini düşünüyorum. Bir de bence yani bu işi yapıyorsunuz. Mesela bir mühendis, bir sayısalcı için durum bu kadar dramatik değil belki de. Ama sözel ya da hani anlam dünyasındaki varlığını siyaset tabanlı, tarih bilgisi tabanlı, ya da din tabanlı düşün, konuşuyorsanız çok daha üretken olmanız gerektiği sonucu çıkıyor ortaya. Üretkenle konuşmaya başlayınca otomatikman da şununla karşı karşıya kalıyoruz. Sizin kendi kişisel çabalarınız, yetenekleriniz, hatta kişisel ilgileriniz çok bir şey ifade etmez. Bir yere kadar eder. Çünkü insanlar toplaşmaya başladığı andan itibaren hikaye yorulmaya başlamış oluyor. Lütfen bugün için söylemiyorum. Şu dakika itibariyle uyuyabilirsin. Korlamıyorsan sorun yok. Telefonunla başka bir iş dünya kurabilirsin ve imza için dışarıya çıkmak, işte kaçmak, görüntüde yanlış bir şeyler vermek diye içine kaçabilirsin. Doğru. Ama bunları ötesine geçebilirsen şu anki o temastan ortaya çıkarttığınız enerjide senin kendini inşa etmek için daha büyük bir oluşma ihtiyaç duyduğunu fark etmiş olacağız. Ve bu esnada şu ortaya çıkacak. Seninle biraz Sakarya'yı, bana sorarsanız dünyanın başkentini, tüm şehirleri kapladığı için biraz İstanbul'u, belki çok da gelirsek atıflarla biraz ortaçağ mimarisini, Osmanlı şehirlerini ve onun tam karşısı Batı'nın şehir anlayışını konu etmekle ilgili bir iddiada bulunabiliriz. Bunları yaparken aradığımız şey, senin şehirle nasıl bir ilişki kuracağın olmalı. 250-300 kişi, hatta belki 600, hocam kaç kişiyiz? 500 kişilik bir ekiple karşı karşıya gelmek ne kadar büyük bir enerji üretiyor. Bunun oluşmasıyla ancak şekillenebilir. Mesela İstanbul şu iddiayı barındırıyor ve tartışmalarda izliyorsunuzdur. İşte büyük bir havalimanı, üçüncü köprüler gereksizdi. Tam İstanbul yapsak mı yapmasak mı? Siyasi mesaj vermek için söylemiyorum. Gündemin ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu anlatmaya çalışıyorum.
Bu gündemler ortaya çıkan şey İstanbul'un taşıdığı potansiyel. Ya da mesela İstanbul arkadaşlar 15 milyonluk bir nüfusla yaşıyoruz. Farkında mısınız? Bu çok iddialı bir şey değil mi? 15 milyonluk bir şehirde yaşarken, o şehri tüketirken ortaya çıkan ilk fark edeceğimiz şey de şu olmalı. Ya, o havalimanına uçağın inmesi, o pilotun, o teknik ekibinin orada oluşması için 15 milyon toplaşması gerekiyor. Bu hesap üzerinden, mesela 5 milyonlu şehirler var, Londra 8 milyon. Tam da o dönemde insan kalitesindeki gücü birisi böyle tanımlıyor. Bizden iki tane, ona da bir tane ediyor. İş gücü, iş gücü, ürettiği çalışma alanı. Mesela bir üniversite hocası Almanya'da ne kadar bir paraya çalışıyor, siz buna kadar bir paraya çalışmış olacaksınız gelecek hayatınızda. O zaman ortaya şu tespiti gelin bir yapalım, şu beyanda bir bulunalım. Kendi başına çok kıymetli bir şeysin ama cep telefonu önünde bir şehri geçmeye, bir şehri yaşamaya çalışırsan kaybettiğin, es geçtiğin şey sadece bir şehir olmayacaktır. Şu klasik lise nasihatını da içinde tutmayın. Sana doğru ben onu atayım, sen oradan mesajını alacaksan da alırsın. Akademik kariyerle ilgili bir tercih yapmışsın. Belki bu sohbetten sonra ben yanlış bölüm okuyorum deyip bölüm tercihini değişikliğinde bulmak da isteyebilirsin. O hatayı yapmış bir soru da karşında konuşuyorum. Konya sanat tarihini bırakıp Sakarya ziyarete gelirken aradığım şey yaratıcının bizzat kendisiydi. Pişmanı değilim. Üzerime bir bina yıkılmış olsa da ada pazarında deprem zamanında burada öğrenci olduğumu söylemeye çalışıyorum. Elde ettiğim veri benim için şehire temas etmek anlamına geliyor. Ama çok pişmanım. 3. sınıfta bu şehrin ben köylerini yerlilerini keşfettiğim için huzur dolu 2 yıl yaşadığımı sizinle paylaşabilirim. Adapazarı'nda bu kadar gizemli bir sürü yer var mıymış diye şaşırıyorum. Dağ başında yaşıyorum diye üzülebilirsin. Birkaç yıl böyle sürecek muhtemelen Sakarya kampüste yaşadığın zamanı. Yavaş yavaş çok sevimli bir hale gelmeye başlar. Bizim zamanımızda kurt iniyor diye korkutuyorlardı bizi. İlahi fakültesi olanlar da olduğu için. O etkinin dışında bir şey olarak şehirde temas etmek istersen nelerle karşı karşıya kalacağını gel bir alt başlık olarak çizelim. Mesela benim bu şehirde pamuk helva satan ama kendisinden mantık dersi aldığım arkadaşım kocam var. Ya da taksi şoförü deyip şaşırıp onunla felsefede tartışmaya başladığım insanlar geldi geçti zihnimden. İyi ki de o açılımı yaşamışım. İyi ki de bunu fark etmişim. Sen de lütfen şu yaşadığın şehre saygıyı sadece üniversite arkadaşları, üniversite ilişkileri bazında tutmamalısın. Bunu niye iddia ediyorum? Çünkü telefondan kafanı kaldırıp görmeye başlarsan başka bir şeyler başlayacak. Ve hatta bir de rekabetle ilgili bir durumla karşı karşıya. Bir problem var. Mesela biz İstanbul'da metrolarla ulaşım sağlıyoruz. Ben iki kıtayı her gün geçiyorum. Çok da güzel bir hat vardır. Harem'den Sirkeci'ye geçen arabalarını kullanabilecekken Marmaray'da alttan tıkış tıkış 1 milyon kişiyle beraber karşıya ulaşmaya çalışıyorum. Aslında bir solucan topraktan çıkması gibi dağılan kitle haline dönüşen bir hayat yaşıyorum. Şehri tadını almak, kafanızı kaldırıp baktığınızda bir şeyleri görüp onlardan zevk aldığınızı hissetmek yapacağınız işe direkt etki edecek. Çok romantikleştirmeyin hikayeyi ama yapacağınız evliliklerde bile senin şehirle bağlantının ya huzur verdiğini ya da sıkıntı verdiğini göreceksin. Gel o yüzden şehre bir selam verelim seninle. Bu yolculuk, bu yürüyüş, bir şehrin senin içinden geçmesini sağlamakla şekillendirebiliriz. Hala konuya girmeye çalışıyorum çünkü ben hala kendimi çok titriyorum. Karşımda hala gerçi delikanlılar ve bir türlü laf dinlemek istemiyor. Kanka hocalar da ortak kanaati budur. Hani yaşayıp görsünler deriz ya. Ama insanın, insan olduğu bir güzelliği var. Bilgiyi birikim bir sonrakine aktarabiliyor. Bunun üzerinden yürüyüp bir tık derseniz, bir kafanızda bir ışık niyet edebilirsek, şu üç şeyi yaparken şehir hikayenizde olursa ben başka sonuçlar çıkabileceğini iddia ediyorum. Bir akademik bir kariyer, lütfen iyisini yapın. Türkiye'de en para eden şeyin şu an dil eğitiminde uzmanlık olduğunu iddia edebilirim. Çok kötü bir sanat tarihçisi, ziraat mühendisi, bölümde çalışma yapmayayım diye başka bölümler söyleyeyim. Bir şey bitirebilirsiniz ama diliniz varsa bir akademik kariyer sahibi olacaksınız. Dilin de hayatınıza girmesi için sadece Netflix'ten izleyerek olmadığını, biraz bu çevreyle ilişkili olduğunu görmek zorundasınız. Bir de galiba keşfedilmesi gereken şehirde nasıl gizemler varsa senin de iş dünyada gizemler olması gerektiğini düşünüyorum.
o gizemde de sanat dediğiniz şey de açabilirsiniz. Bir dener misiniz? Neyi nasıl üfleniyor? Kemal elime aldım ve iddialı bir şey çıktı ortaya. Evet, bir gacatıdan sonra bir şeye dönüştü. Bugüne kadar yapmadıysan şiir, evi denemek zorundasın. Hocam da çok demolişler, lise öğretmenlerim söylemişti. Tamam, ben bunu söylüyorum. Lise öğretmeni olarak karşında durmaya çalışıyorum. Ah keşke Instagram'da böyle tanışmış olsak. Lise öğretmeni, Notacom diye bir siteye de dönüşebilsek mi acaba? Spor yapmıyorsanız da hem şehre hem kendinize ihanet ediyorsunuz. Fark etmişsinizdir. Bazı ilçe belediyeleri, dedemse Sakarya'da vardı muhtemelen, parklarda spor alanları inşa ediyor. Yaşlı teyzelerin orada spor yaparkenki hallerini video olarak biz komik bir şekilde görüyoruz. Gel hadi bu spor işinde bir ciddiye al. Çünkü senin beden kavramınla şehrin giydirilmiş bir medeniyet karşılığı olduğunu gördüğünde başka bir şey düşünmeye başlayacaksın. Ve sohbetin sonunda, şu an bitirmediğim hemen vurgulamak zorundayım. Beni korkutular gelirken kaçabilecek bir kitlenin olduğundan haberdar ki karanlara yerleşmiş arkadaşlardan anlıyorum ki kapıya yakın olmak her zaman iyidir. Tabii ki Adapazarı'da yaşıyorsunuz. Deprem olur. Kapıdan çıkanlar daha avantajlıdır. İddiayı baştan hatırlatayım sana. Lütfen şunu gör, şunu lütfen duy. Sıkıldıysan bir anlamı yok zaten. Yani benim İstanbul'dan buraya senin için gelmiş olmam çöpe gidebilir bir problem değil. Yani şu güzelliği görmek zorundasın. Bak yanındaki başka bölgedeki adamla, insanla, arkadaşınla ya da tanışmadığın o insanla bir şeyi ortak bir nefesi tüketiyor olmak bir ritmi yakalamaya da gerektirmiş olur. Bir türlü bunu beceremiyoruz. 80'li 90'lı yıllarda İslamcı duruşları, muhafazakar iddialar, buna karşı sol kültürün üretmeye çalıştığı duruşlarda bence bu ritim bozukluğu yaşandı. Ve o ritim bozukluğu içerisinden çıkan şey, mesela Alparslan Türkeş diye bir lider vardı. Nazım Hikmet şiir okuduğu için olay olmuştu. İki ayrı zıtı niye birleştiriyorsun? Ki doğrusunu yapıyorlarmış. Yani gece fazla tanımıyorsak hayatımızda bir şey eksiktir. Onun ideolojisi bence arkada kalsın artık. Şehir bize bu imkanı sağlamış olacak. Biz biraz köylüysek, köylülük yapanını kullanmıyor ama biliyorsundur, köy yaşantısında ifadeler çok nettir. Köy hayatına göre şehir çok kibar durmuyor mu, çok nazik durmuyor mu? Mesela otobüste inerkenki cümlenizi bir hatırlar mısınız? Ne diyorsunuz? Tabii Üsküdar Ümraniye hattındaki dolmuşu kastetmiyorum. Oradaki, ya ben mesela şu şoku hala yaşıyorum. Geçenlerde minibüse binmek zorunda kaldım. Delikanlı beni sadat tükürsene dedi. Özür dilerim söylüyorum. Ya bu kavramın ne kadar derin olduğunu düşündükçe böyle şaşırıp ağzım açık kaldı. Bir de Bostancı minibüsünü düşünün, Kadıköy Bostancı. Orada inmek isteyen bir insanın kurduğu cümleyi bir hatırlayın. Yani da bir hayalliğin kafanızda. Nezaketi riyakarlık olarak görebilirsiniz, sahte bir şeymiş gibi. Yani yemek yediğiniz garsonundaki kibarlığınız. Mesela bizim Türk toplumunda hala şöyle iddialar var. Mesela benim annemle bir yere yemeğe gitsek, su getiren garson karşısında yiyecek yok, Allah razı olsun diyor. Garson için böyle bir şey, ilgiye gerek yok ki, o işini yapıyor ve bahşişi kadar anlamlı ve değerli bir hayat yaşıyor aslında. Bir problem var. Şehirleşirken ki ortaya koyduğumuz enerji. Sakaryalılar da vardı da korkuyorum. Yani şimdi Tatangaları biliyor musunuz diye bir tane söyler ben Tatangayı derse diye korkuyorum. Duydunuz mu hiç Tatanga diye bir kavram var? Evet. Mesela ben biraz korktuğumu hatırlıyorum. Bizim yıllarımızda böyle çok keskin hareketleri olan, maçtan sonra canını vermek pahasına slogan atan bir kitleden bahsediyoruz. Spor taraftarlarının Tatanga ismiyle İstanbul'da korkulan kitlere dönüştüğünün farkındayım. Çünkü ellerindeki bıçaklar, satırlar bu etkiyi veriyordu. Sakarya çok doğru bir tercih üniversite okumak için. Bence iyi yapmışsınız. Bu sohbetten aklında bir şey kalacaksa, birkaç şey kalacaksa bir bu kalsın. Ben de senin yanında olsam Sakarya Üniversitesi tercih ederdim. Ama hocam İstanbul daha güzel. Ya şöyle git gel işte, yani bu İstanbul'a bağını koparmayacağın yer olduğu için çok kıymetli. Yine hava atmak için cümle kurabilir miyim? Kendi anekdotumu anlatma hakkım var mı? Galiba rahatladım, hızlı konuşmaya başladım. Bu bendeki enerjiyi sende de görebilirsin. Lütfen hani hemen her cümleyi alkışla hiç gerekmiyor. Böyle bir iddiada bulmak istemiyorum. Tepkiyi alamadığım için buradan tekrar kendi iş dünyama döneyim. İsmet Özel diye bir şair var. Sakarya Üniversitesi'nde lisans bitirme tezimdi benim. Kendisiyle görüşmek için çok uğraştım. Telefonunu buldum, 3 defa aldım. Hepsini yüzüme kapattı. Konuşmanın bir yerine kestirdi, attı. En son onu konuşmaya ikna etmek için kullandığım cümle şuydu. Sakarya, Anadolu'nun başladığı şehirdir. Sakarya üzerinden Anadolu'da nasıl algılandığınızı görmek istemez misiniz diye, tanımak istemez misiniz diye yapıştığım için iyi hadi gel bari dedi.
İsmet Özel bilen iki arkadaşımı da yanına alarak evine gitmeye teşebbüs ettim. Şimdi şair bir adamın evine nasıl gidilir? Ne götürürsünüz? Ben simit götürdüm. Çünkü köşedeki simitçiler çıkmış taze simitlerin tebessüm ettireceğini düşünmüştüm. Kapıyı çaldık. Kendisi açtı. Bize baktı. Elimdeki simitlere baktı. Ben şu korkuyu yaşıyordum. Ne diyecektim ki? Şair, üstad, hocam. Mesela hiç şair tanıdığımız var mı? Görüşüyoruz şu arkadaşlar. Nurullah genç amcam olur gibi bir iddia. Bu bir eksik mi? Bir sanatçı tanımıyorsanız hayatınız devam ediyor değil mi artmaya? Bir problem yaşamıyorsunuz, bir açlık hissetmiyorsunuz. Mesela bir heykeltıraş tanıyan var mı? Çok iddialı bir cümle mi oldu? Simitçi olabilir ya, simitçi tanıdık mesela o da güzel bir şey. Ya da hep şu soru geyiktir ya, yapılır. Sakarya Üniversitesi'nde soruldu iddia edilir. İşte iletişim dersinde temizlikçi ablanın ismini biliyor musun sorusuna cevap veremediği için tüm sınıfın zayıf aldığına dair iddialar. İlişki anı biz belirliyoruz. Ve siz telefonla iş dünyanıza döndüğünüz andan itibaren aslında dıştaki hayat parmesler kopmaya başlıyor. Ben İsmet Özel ne diyeceğini düşünürken o bize hani aç mısınız sorusuyla açız hocam diye rahatlamış olduk ve evine girdik. Senin yaşındayken fotoğrafçı olmaya çalışıp bunun havasını atmaya çalışıyordum. O yıllarda filmli makineler vardı. Filmleri takıp işte 36 poz çekip hemen onu baskı almak için uğraşıyorduk. İyi makine olmadığı için arkadaşıma ödüş makinelere gittim. İsmet Özel 15 dakikalık randevuyu 4 saate uzattı. 4 saat boyunca bir sürü şey konuştuk. Yanındaki arkadaşım, İsmet Özel gidip cümle kursu diye götürdüm arkadaşım. Bu kadar güzel bir evin var, bu kadar güzel manzarası var. Tabii şahit olur diyene kadar işe yaramıştı arkadaşım. Ama sonra bu lafı duydu, tabii bize kızdı. Hadi o zaman siz de yazın dedi. Madem manzara şiir yazdırıyor. O dönük iş dünyamdaki muhasebeyi ettiğinde ortaya çıkan şey, İsmet Özel'in fotoğraflar çekmiş bir adam olarak nasıl muhatap edileceğini bilmek, hayatta ne katacak ne katmayacak, ilişkiler nasıl şekillenecek diye ortaya çıkmış bir şeyi konuşmaya çalışıyoruz. Şehri derinlemesine konuşmak diye bir derdimiz ama önce içinden bir geçmek lazım. Hatta sohbetin sonunda, konuşmanın sonunda sana şunu diyeceğim. İçinde bir şehir var mı? İnşa etmen gereken, işte mahallesi olan, hanelerle oluşan, her dostuna bir ev açtın mı iş dünyada? Hatta aşkın en yüksek düzeyde şiddetle yaşanması gereken yer olarak içinde bir şehir inşa etmek zorundayız. Çok şanslısınız. Sakarya'dan başlıyor hikaye. İsmet Özel diye iddia etmekten daha iddialı bir şey söyleyebilirim. Birazdan resmini göstereceğim. Hatta çok kadar geldim. Neden resmini şimdi göstermeyeyim? Justinian diye bir arkadaş var. Buradan baktığınızda gözüküyor aslında. Aşağı inerseniz görürsünüz. Beş köprü diyorlar. Justinian köprüsü diye geçiyor. Niye var? Hiç farkında mısın o köprü? Üzerinden geçtin mi? Justinian Köprüsü'ne gitmeyen var mı? Gitmeyen 8 kişi. Herkes gitti yani biliyor. Giden var mı? İşte o olumsuz şeyi dönmüyor. Giden var mı? İstek soru geldi. 1, 2, 3, 4. Geri kal. Bu konuya tarafsız mı kalmaya çalışıyor? Yani gittim veya gitmek istemiyorum şeklindeki geçişi. Sonra neyle doğru bağlayacağız? Ya ben mesela Justinian Köprüsü'nde şiir programı yapmayı hayal etmiştim senin yaşındayken. Çok da güzel olmaz böyle. Yandan ışıklandıracaksın. Bir tarihin üstünde oturuyorsun. O tarih üstünde oturuyorsun ne kadar kıymetli olduğunu şimdi bağlantılı söylemiş olayım. İstanbul'un başladığı yer bence burası. Az ileride biraz daha aşık geçirdiği ilkini görüyorsunuz. Konsüllerin toplandığı, Hristiyanlığın şekillendiği bir yerin tam üzerindesiniz. Ya da İstanbul'da Karaköy'den geçerken senin geçtiğin bina bir Rus için hac olmak için gelinen mekana dönüşüyor. Ya da Rum Ortodoks Kilisesi'ne aitseniz sizin dini merkezinizin kenarından geçiyor simitçi ve farkında olmadan bir hayat tüketmiş oluyor. Hocam referanslar yanlış yerden alıyorsun. Ya sana da uygun referans bulurum, problem etme. Hani mesela Eyüp Sultan Hazretleri'nin ilk de Halit bin Zeyd'in mezarının olduğu yerin İslam dünyasındaki karşı İstanbul'da bina edilmiş olması da bu anlamda etki verebilir. Bence bir insan üniversiteyi kampüste okumalı ve Sakarya şehri tamam bir kampüse dönüşebilir. Eğer bir perdeli bir yer İstanbul'a koyuyorsanız. Bu konuşmayı başka bir şehirde, başka bir üniversitede yapmak gerçekten istemezdim. Çünkü bu bağı kurabileceğim başka bir iddia yok. Sakarya'nın tadını çıkarmak. Mesela A Camii diye bir cami var. İsmail Abi'den çay içmediysen bir şey yanlış yapıyorsun bence. Hani benim çaycım İsmail de sen kendine başka bir çaycı bulabiliyorsan problem çözülmüş olur. Sen de muhtemelen 4. sınıfa geldiğinde eve çıkmayı falan düşüneceksindir. O cesareti erken göster, yurtta kalıyorsan bir eve çık.
kapı komşunun boşnak bir teyze olursa akşam yemek derdini ortadan kalkmış olacak. O da değil. Bu şehrin o kadar güzel enerjisi var ki, ve bence bu şehrin Kudadeş'ten en önemli etki, yani depreme rağmen, geçmişi olmasına rağmen, bu kadar farklı milleti bir araya getirebilmiş olması. Manav var, Laz var, Çerkez var. Mesela Çerkez köyüne gittiniz mi? Utanak bir şey söyleyeceğim, bu kaydedilmesin diyerek. Çerkez kızları güzeldir. Suflesi üzerinden Çerkez köyleri gezmişliğim var. Yani namaza gidiyormuş gibi yapım, oradaki vakit namazadan getirmiş gibi yapım. Geçtiğinizde gördüğünüz şeyler çok etkili bir iddiayla karşınızda bulabilir. Şehri tanımak için dış çevresini, kabuğunu, içine girip çarşısını, mesela Çark Deresi artık ıslah olmuş bir halde değil mi? Sizin onu çok berbattı. Çark hala bir cadde ismi mi? Peki eski Reci Sokağı'nı bilen var mı? Eski Reci Sokağı diye bir sokak var. Orada mı oturuyorsunuz? Geçtiniz mi oradan? Ben şunu hatırlıyorum, Çark Caddesi'nde yürümek yerine ona paralel olarak Eski Reci Sokağı'nda yürümeyi tercih ettiğimi biliyorum. Çünkü ismi çok orijinal gelmişti bana. Reci ne demek, niye o ismi koymuşlar, burada araması gereken bir gizem var mı? Ta ki oradaki çeşmeyi, çeşmeden kitabı okuyana kadar oradaki derini hissetmemiştim. Ya da senin yaşadığın şehirden acaba hangi şairler, yazarlar gelmiş geçmiştir bir düşün. ASM'nin hala var mı? Yok, değişmiştir galiba. Biz de tek ASM vardık. Galiba ASM. Abasyalık'tan bir yazarın burada yaşatan atıf yapıyor olmak. O coğrafyadan besleniyor olmak senin sinir uçlarına dokunmuş olacak. Üstün yerler değil mi? Şu cümleyi de herhalde refer edeceksindir. Yediğimiz şeyler tavuksa bir müddet sonra gıdaklayabilir miyiz? Ya da yaşadığın yer sana nasıl bir hayat verir? Yaşadığın yerdeki düşünce sistemine nasıl etkilenirsin sözünü lütfen hayatını bir yerine yansıtmış ol. Ben İstanbul'u çok hızlı geçiştireyim, anlatayım ama o yüzden yine hala şeye de atıklar yapmak istiyorum. Üç tane ekran olunca hangisine yansıtsam bilemedim. Böyle bir de bunu göstermiş olayım. Medine şehri 22 kilometre kalit bir surla korunuyordu Osmanlılar zamanında. Hani İstanbul Yeditepe derler ya. Yani. Mesela İstanbul'a sorsam aklına ne var gizemli bilgi? Ne düşünür İstanbul deyince? Muhtemelen Yeditepe dersin. Gel bugün yeni bir şey daha ekledim. Doğru, Yeditepe olduğu iddiadır. Ben Sedat Kornavalı'nın iddiasına katılıyorum. Yeditepe kadar yok aslında. Çünkü bu şehir büyürken şuradan aslında surlar böyleyken büyütülmüş, daha sonra yapılmış, değişmiş, sürekli eklenmiş. Bildiğimiz 8 bin yıl bir tarih üzerinde okuyoruz İstanbul'da. Madem alkışlamıyorsunuz, bari şu teklifte bulunayım. Yani alkışın bir yerde patlamasını sağlamak adına. 600 kişi bir araya gelmişsiniz. Ben olsam belediyeyi basarım. Diyelim ki bize otobüs ayarla. Zafer'de de bir yarım ağız bir rehber var. Ondan boğaz turu yapalım, İstanbul'u gezelim. Yani belediye ne işe yarar ki? Yani böyle işler yapmıyorsa ne işe yarar kısmında? Hocam biz İstanbul'u biliyoruz, boğaz turu yapıyoruz deserdi. Gel boğaz turunda daha net başka bir şey söyleyeceğim sana. İstanbul'u daha net keşfetmiş olacaksın. Medine şehri, İstanbul'la benzer orantılarla kurulmuş bir şehir. Evet çok zor böyle. İslam diniyle İstanbul'u kutsallaştırmaya çalışıyorum. Tamam da karşı tarafta şunu yapıyor. İsa'nın heykelinin olduğu, İsa'nın çarmıha girdiği elinde çakılmış çivi, gömleği, kafasındaki o tel örgüsünün saklandığı yerin çemberi taşının altında olduğunu iddia ediyorlar. E doğru söylüyorlar. Çünkü Kudüs'ten atmış gelmiştir o medeniyet. Bunu yapan da şu köprüyü yapan, sizin Justinian Köprüsü'nü yapan arkadaştır. Haritaları hızlıca geçeceğim ama üç köprüyle beraber görmüş olmak kısmı İstanbul'da ile bilgileri çok da ilgileneceğiz. Geçen düzelteyim kendimi. Yani 13 niye uğursuzdur sorusuna cevap olsun diye 13. mahalle diyen de gördüm ben. Şuraya gidiyor musun? Neresi? İstanbul neresi? Hocam oradan göremeyenler var. Orada şuradan göstermiş olayım. Galata'ya gittiniz mi hiç? İstiklal Caddesi, Galata Kulesi. Bu kadar değil hocam. Çok da görmemiz biz. Şehir bilincinde bir insan grubuyuz. İstanbul, sur içi 12 mahalleden oluşturmuş. 13. mahalle de hep ağzının çıktığı mahalleymiş. Hep korkulan, hep ötekileştirilen bir mahalle karşı karşıya. 1907 nüfus sayımı bilgilerinde çıkan sonuç 47 mahallesi olan bir şehri konuşuyoruz. 13 mahalle olmasındaki uğursuzluk, 13. kutsallık ilgisiyle beraber şekillenmiş bir şehri anlamaya çalışmak için yola çıktığımızda ortaya çıkan enerji bizi bambaşka bir yere götürmüş olacak. Çok da vaktini almamaya söz vermiştim. O yüzden slaytlarda takılıp kalmayacağım ama. İki resim önemli. Üstündekini tanıyor musunuz? Kim bu arkadaş? Konstantinoğlu'nu göstermiş olayım. Altta görmüş olduğunuz kişi de sizin Sakarya'ya şehri belediyeti getiren
İddiaya göre Sakarya'nın üzerine çok büyük şekilde 5 işte köprü dediğimiz aslında 13 ayaktan oluşan yapıyı inşa eden kişi Justinian Ayasofya'da da mimarı, Ayasofya'da da yaptırıcısı. İki tane mimara özel bir çizim yaptırıyor. Ayasofya gibi bir şaheserin bulunduğu ülkede yaşamak, vizesiz gelmek, bu kadar kıymetli bir şeye dönüştürmeli miyiz kafamızda? Evet, şu mesajı veriyorsa öyle. Bana sorarsanız dünyadaki hani 7 harika diye saydığınız tüm eserler daha güzel bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Bunu deşifre edip semboller söyleyebilirim. Mesela şunu kastediyorum, derdim şu. Bir şehri daha güzel süslü göstermek değil derdim. O şehirden nasıl besleneceğinizi anlamaya çalışmak. Düşünebiliyor musunuz? 532 yılında dünyanın yapılmış en büyük kubbesine bakıyor olmak. Ayasofya'ya baktığımızda gördüğümüz şey. O kubbenin ayakta kalması için Türk mühendislerin devasa bir şekilde 600 yıl boyunca çalışmış olmasını görmek. Hatta yani biraz daha güzel bekleyelim hikayeyi. Peygamberimizin tükrüğünden bir parçanın kubbesinin inşaatı tamiri sırasında gönderildiğini iddia etmek. Hatta Eyüp Sultan dediğimiz o zatın Ayasofya içinde namaz kıldığını fark etmek, görmek. Böyle ortaya çıkmış bir enerjiden bahsediyorum. Onun da hala ayakta duruyor olması. İsterse müze olsun, isterse kilise olsun. Bir kere o hayranlığı bir gösterip, ha cami olsun isterdim, istemezdim. O başka bir şey. Ama önce şunu bir fark edip o görüşü bir alabilir misiniz? Kısmını görmek anlamında söylüyorum. Yine sosyal medyadan çok fazla, biraz İstanbul ilgisi varsa gördüğüm bir fotoğraftır ama hani İstanbul nasıldı? Biz neyin üzerinde oturuyoruz? Şimdi Ayasofya şurada olduğunu gördük. Şurada Sultanahmet Camisi yapılmış olacak ama o hipodrom dediğimiz sistemin ayaklarına şu an sahibiz. Hatta isterseniz YouTube'dan belgesellerden alttaki haberlerin girilmiş belgeselden çekilmiş olduğunu görürsünüz. Sen buraya baktığında bir spor ettiğini görüyorsun ama ben buraya baktığımda 532 yılında inşa edilen o stadyumun toplantı merkezinin spor aktivitesinin yapıldığı yerde 30 bin insanın gövdesiyle kafasının ayrı bir şekilde öldürüldüğü bir yığın görüyorum. İçinde de bir acı oturuyor. Tek sebep de şu, Justinian'a karşı çıkan o dönemin bugünkü anlamıyla sağ sol diyebileceğimiz siyasi gruplarını topluyor. Toplam bir yöntek işte kendi krallığını daha güçlü bir hale getiriyor. Onun pişmanlığının gereği Ayasofya'yı inşa ediyor. Ayasofya'ya siz dini bir sürü şey yüklediniz. Hatta çok uzun yıllar Hristiyanlar şunu iddia ettiler diğer medeniyetlere karşı. Dediler ki biz en üstün medeniyetiz çünkü en büyük kubbeyi yaptık. Ki doğru söylediler. 32 metre çaplı bir kubbeyi yapmak çok kolay bir şey değildir. Not alan arkadaşlar görüyorum, beni çok etkiliyorsunuz. Onlara şu bilgiyi de vermiş olayım. Şu modda yazsınlar lütfen kenara bir yere. Ayasofya mimari bir deha mühendislik faciasıdır. Bir mimar için heyecan verici ölçülerde büyütülmüş bir yapıyı bir mühendis ise yapmayacak kadar, yapmaya cesaret edecek kadar da yanlış yapmış binada. Çünkü dikdörtgen bir zeminin üzerine yuvarlaktan dönüşülü bir kare oturtmak zorundasın. O yüzden elips şeklinde ya da yumurtamsı şekilde dönüşmek zorunda bir kubbeyle karşı karşıya kalırsınız. O yüzden Mimar Sinan tekrar kıymetli bir hale gelir gözümüzde, zihnimizde. Muhtemelen o dokunmasaydı bugün Ayasofya diye bir şey kalmıyor olacaktı. Galiba deprem olursa İstanbul'da en çok kaybedeceğimiz, üzüleceğimizi düşündüğümüz şey de Unika isyanında duyduğumuz acı kadar olacak, mimari eserin yok olmuş, gitmiş olması olarak kendisini gösterecek. Fotoğraflarla geziyorlar, böyle anlayın. Hani meydan nasıldı, işte o heykeli şu an nerededir, 30 bin kişi toplandığındaki kralın selamlama konuşması yaptığı yer neresidir, Ayasofya'nın hemen önündeki meydan, buraya lale ekiliyor belki biliyorsunuzdur. 3 tane ana meydanın temelidir. Bunun arkasında ve sağ tarafında kral için yapılmış büyük saray var. Sarayın yanında hükümet binası, din merkezi ve spor salonu bir arada olduğu yerdir, şehir. Demek için şu konulara bir bakmak lazım. Orta çağ şehirlerini konuşuyorsak tabii ki işin içerisinde biraz da İslam kültürünü orta çağ medeniyet algısına koymak zorundayız. Şu görmüş olduğunuz kubbe reddetmiyorum. Hristiyanlık teorisinin ürün olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü gök kubbeyi sembolize etmek. Hristiyanlar sonra işlerine gelmedi. Bunu şuna çevirmiş oldular. Dediler ki biz pestis inancı gereği üçlemeyi daha öne çıkarmalıyız. Mimari yapıya yansıtmalıyız. Bak bir felsefe mimariyle nasıl hayata aktarılıyor. Müslümanlar için bir avantaj olmuş oldu. Kubbeyi gök kubbe olarak algılamak. Büyücani Cündoğlu sevip okuyorsan
Oradan referans da bir cümle söylemiş olayım. Kurgu üzerine konuşacağımız şeyler orada şekillenmiş olsun. Mabetlerin aslında maketler olduğunu iddia eder. Yeryüzünün evren modellemesinin maketler ve insanoğlu tarafından tekrar yere indirilmesi anlamına geldiğini söyler. Sesin kopuk kopuk gelmesi senin uyumaya başladığın anlamına gelmiyor galiba. Pil bitiyor şeklinde algılayabiliriz. Ben arkaya geçip tekrar kendi kalemde konuşma yapmaya devam edebilirim. Sesin dönüşmesini sağlamak için. Umarım bu saatin sonunda iyi ki dinlemiştik diyeceksin. Hala ben o iddiamı taşımak gerektiğini düşünüyorum. Ya iyi ki gelmiş ve konuşmuş deme cesaretini kendimde bulduğum için buradayım. Ama bu olmazsa da artık çürük domates ve yuhalılarda hazır bir şekilde ilerleyebiliriz. Şehri kadim olarak hep söylemek zorunda kalıyoruz ya şehri anlatmak için. Ben de sana şehrin canlı bir şey olduğunu söylemeye geldim. Çünkü biz bunu çok fark etmiyoruz. Yani şehir sanki durağı, monoton gidiyor. Biz içerisinde sadece yaşayan bir organizmaymışız gibi algılıyoruz. Gel lütfen şu şehir algını bir değiş. Şehirde olup biten her şey şehrin canlılığı anlamına gelebilir. Belki İstanbul kadar kıymetli bir toprak parçasıydı Troya şehri. Bugün var mı? Şehirlerde ölüyor. Ölüm atmamak için güzel bir yöntem. Tam buradan referansla cümleyi esas akademik kısma taşımış olayım. Şehri şehir yapan şey aslında bellektir, anıdır. Hatırlıyor musun çocukken, mesela 5 yaşındayken evde eğer köfteli bir yemek varsa onun tadı bir türlü unutulmaz. Ya da çocukkenki anılarınızı bir düşünün, bir tazeleyin. İlk gittiğiniz gün ya da işte ilk zayıf aldığınızdaki hatıralar. Sinir uçlarına dokunan yerler anlamlı ve değerli hale geliyor. Şehir de aynı şekilde yaşar. Ve o yüzden şehrin de bizim için bir bellek diye bir tarafı olması, insanlığı taşıyan sürecin bize sunduğu mesajları okunması gereken yer olduğunu söylemeye çalışıyorum. Her şehir aslında bir mabet üzerine kurulmuştur. Mabetten kastettiğim sadece cami değil. Ki Göbekli Tepe isim olarak en azından zihnindeyse, hatta arkeoloji, burada arkeoloji bölüm var mı? Arkeolog var mı içimizde? Arkeoloji okuyan. Güzel sanatlar var, sanat tarihi var, doğru mudur? Sanat tarihçi var mı içinizde? Sanat tarihi okuyorum hocam ben. İki kişi. Onlarla özel görüşelim inşallah. Onlar için sıkıcı bir sohbet olmuş olacak. Sanat tarihiyle konuşulan konulardan atıf yaparak geçmeye çalışıyorum. En azından kafa sallarlar hocam, ben anlıyoruz seni, aynı dil konuşuyoruz derlerse programı çözmüş oluyoruz. Şehrin mabet üzerine kurulduğu iddia etmek için önceki senede konuşsak çok zayıf bir teori, tez de ortaya çıkabilirdik. Ama Göbekli Tepe'den itibaren artık çok net bir şekilde şunu iddia edebiliriz ki tapınak dediğimiz şeyle insanlar birbirine bağlamışlar kendilerini. Toplumun birlik beraberliği önemliyse, siz önemsiyor musunuz? Toplumun birlik beraberliği içinde olması gerekiyor mu? Kimsenin işine gelmez değil mi? Böyle kargaşanın çıktığı siyasi olarak onun toplumu bölünmüş oldu. Mesela Suriye'yi anlayan var mı? Ne oluyor bitiyor? İnsanlar aslında birbirine benziyor. Arap değiller miydi diye kadar acayip konuşayım. Üzerine sonra niye ayrılmaya başladılar ve niye bir türlü birleşmek için bir enerji? Mesela bir 10 yıl en azından bir enerji görmüyor insanlar. Çünkü o birlik ve beraber dediğiniz hikaye oluşmayacak hissi var. Birliği, tarih, beraberliği coğrafya sağlar. Coğrafi alandaki bütünlük, birlikte bir geçmiş üretmek zorundasınız. O yüzden ölüler üzerine insanlar şehirleri inşa ederler. Deşifre edeceğim için kızlar olur mu bilmiyorum. Mesela Kudüs, peygamberlerin mezarlarının olduğu şehirdir. Doludur, bir sürü sayabiliriz. Ben İsa'nın en azından kabrinin yerinin orada olduğunu biliyorum. Ya da kendisinin de orada öldüğünü iddia edebilen birileri çıkabilir. Medine şehrini Yesrib'den Medine'ye çevirilen şey, peygamberin oraya naaşının emanet edilmiş olmasıdır. Mekke'de mezar var mıdır? Kabe'nin etrafında bir mezar iddiasında bulunsam kimi söyleyebiliriz? Ne kadar zarif bir şey değil mi? Hazreti Hacer diye bir kadın var. Genç yaşında evlenmiş. İbrahim peygamberin eşi olmuş. Evet, bana dayanmayan mikrofon ikincisine geçmiş oldu. Ses vereyim hocam. Problem var mı? Daha tok bir sese dönüşebildik mi? Bari Abdullah Hocam'a bir alkış alabilir miyim? Sonra söyleyeyim diye bizi araya yedirmeye karar verdik o yüzden. Yani beni buraya taşıması değil, sizi burada 2 sene boyunca ya da 7 sene boyunca sizi şekillendirmiş olmaz anlamında
değerli bir şey yapıyor. Hacer Validemizin mezarı ve oğlu İsmail Peygamber'in mezarı Kabe'nin dizinin dibinde, Kabe dediğim noktası Allah'ın bir kenarında olduğunu iddia edebiliriz. Sadece bunda kalmıyor ki siz hangi şehri sayarsanız sayın, o şehirde geriye doğru gittiğinizde mutlaka kutsal alan dediğiniz ve o kutsal alanı sağlayan bir ölüyle karşı karşıya kalırsınız. Tabii ölülerin şöyle bir güzelliği var. Mesela hani ölüyü çok güzel söndürebilirsiniz çünkü mezardan kalkıp size itiraz etme hakkı yoktur. Ama ona dayandırarak bugünkü ideolojinizi, bugünkü duruşunuzu ilerletebilirsiniz. Böylece insanları şekillendirmiş olursunuz. Kısaca şunu söylemeye çalışıyorum. Şehri oluşturan iki temel argüman var. Modern Batı, özellikle sosyologların temelinde çarşı kültürü olduğunu söyleseler de ben öne mabedin alması gerektiğini düşünüyorum. Mabed, mezarı, mezarla beraber şekillenmiş bir hayatı konuşacağız. Çarşıda yatırım yapalım. Evet, genelde Roma, Yunan şehirlerinde tapınaklar yüksektedir, çarşılar aşağıdadır. Bu ikisi arasındaki sirkülasyonla kurulmuş şehirlerde yaşıyoruz bizler. Sakarya'da çarşıyı bir düşünün. Çok mu yapay, çok mu eski, kadim onu bir fark edin. Ama gelin İstanbul'a, gidin Bursa'ya, gidin Diyarbakır'a. Mesela Adapazarı'da eski bir çarşı arıyorum desen nereyi söyleyebilirsiniz? Uzun Çarşı diye bir yer vardır. Peki Uzun Çarşı'nın en azından ev sahiplerinin hala yapıyorlar mı? Haftalık gibi toplanıp meşk ettiklerini, böyle bir binanın üstünde bir yerde oturup sohbet edip müzikle uğraştıklarını biliyor muydunuz? Şehirde diriltilen şehirleri argümanlar üretiyorsanız buradan yürümek zorundasınız. Tavsiyemiz şu yönde. Lütfen bir şehre ilk defa gittiğinizde o şehrin önce mezarını gezin. İstanbul'a Karacaahmet'e gelin. İlmin ömürü var. Her bir parselde 100 bin bölümün oluştuğu, 10 bölümden oluşan bir yerden bahsediyoruz. Aşağı doğru indikçe mezarlık devam ediyor. En üstte Osmanlı, biraz aşağı iniyorsun, Bizans daha aşağı iniyorsun. Pagan kültürüne ait mezarlar. Hatta o kadar ilginç ki Karacaahmet mezarına ismini veren kişinin atının mezarı da Karacaahmet'te. Çok davet görüyor. Birileri oraya gidip dua ediyorlar. Kendilerine bağlantı kurmak isteğinin bir sonucu olsa gerek. Süreklilik çok kıymetli bir şey. Canlılığı, bağlılığı sağlayan süreç. Tabii ki devlet ya da yetki sahibi olan güç doğumu, ölümü ve düğünü kontrol etmek isteyecektir. Bu üç şey kontrolle ilgili meşruiyet hakkı da vardır kendisinde. Ama onun dışında kalan her oluşumda acaba biz şu STK dediğimiz bilincin toplulaşmaya başladığı ilk aşamayı da şehirde olup bitenlere indirgeyebilir miyiz? Dikkat ederseniz bize hep dıştan bir yapı olarak gelir. Mesela Yeşiller Partisi, Greenpeace, çevrecilik fikrinin oluşmaya başladığı yapılar. Şehri değerli kılan şey o süreklilik bağını ortaya koymasıyla kendisini tanımlamış olacak. Şehri gezerken de mezarlara gittim ama o mezarla ilgili teorimde şu alt bilgi vermek zorundayım. Tabii yazın giderseniz haşerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bir gün Karacaahmet'te fotoğraf çekmek için geziyorum. Kafamı kaldırdım. Ağacın üzerinden bir şey atladı, öbür ağaca geçti. Ben de İstanbul'da sincap çekeceğim heyecanıyla onu takip etmeye başladım. Aşağı indi, bir fareymiş ve geri yuvasına girdi. Yani kedi büyüklüğünde bir farenin orada yaşadığını bilince bir ürktüm. 50 metre ileri gittiğimde 5 metrelik bir yılanın mezardan çıkartıldığını görünce şoka girmiştim. Hani senin şehre, büyük şehre, modern şehre ait şehrin aslında ev yağmurunun şekillendiğini görmen için de o mezarlığı tecrübe etmekte fayda var. Ya da şunu düşünebilirsiniz. Hani şehirde mesela Adile Naşit yüzde bir tereddütse onun mezarına gittiğinizde aynı şeyi yaşıyorsunuz. Her ne kadar ölümün soğukluğu ve yani onun karşısındaki zayıflığımız hesap edilse bile yaşanmış ömrün mezara yansımasını fark etmiş olmak. Şöyle bir şey yapmıyorum, öyle anlaşılmasın, ilaçlar kutmasınlar. Hani mezarı kutsallaştırmak gibi derdi yok. Ya da ona tapılıyor olduğu bir hissiyatı vermek için söylemiyorum. Ya da başına dua etmek için üretilmiş şeyi konuşmuyorum. Mezarın şehre nasıl enerji verdiğini anlatmaya çalışıyorum. Burada ortaya çıkan şu enerjiyi lütfen fark edin. Şehir yaşanacak yerse senin için önce mezarından bir selam vermen gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Sonra çarşısını görmen gerekecek ki o çarşı alışveriş ilişkisi haline gelmiş olacak. Maalesef modern şehirlerde biz illa metrosu olması gerekmiş. Sen telefonla elini alıp kapan önüne eğiliyorsun ya. Biz abi mesela bugün şöyle bir şey yapsanız aşağı şehre gideceksiniz. Dolmuştan kafanızı hiç ayırmadan lütfen akmasına izin verin şehrin gözünüzden.
gülümsemeye başlıyor, o kadar çok şey çıkmaya başlayacak ki. Belki ilk haftanın ilk çocuk gördüğünüzde o enerji isteyeceksiniz. Belki yaşlı iki hayranlarına oturup çay içerken sohbeti seni çekmiş olacak. Ve bunların içerisinde kendine bir kader planı yapmak zorundasın. Olup biten her şey şehirde olup gidiyor. İstanbul bunun çok güzel bir örneğidir. Sakarya İstanbul'daki o tren bağının dolayısıyla yaşayabileceğini nostaljide öğretebilirsin diye düşünüyorum. Sıralık ne kadar hızlanmış oluyor, ne kadar vakti kaldığını bilmiyorum. Kontrol masasına bakıyorum, önce yavaş yavaş süs der gibi bakıyorlar. Evet, anlaşılan soru da hiç almamış olacağız. Ne ünlüymüş, niye ilk defa bir şehirde bir şeylerin olduğunu bilmek için gerekliymiş? Buna çok takılıp kalmadık ama ufak detaylarda bir şeyler görmüş olduk. Mesela bir medeniyeti eleştireceksek, bizim geçmişimizde mesela Osmanlı'yı konuşuyorsak, hani İslam'da işte kadın hakları şu yok, işte şiddet var diye bak şu cümle işte bir şey anlatıyor bize. İstanbul baştan aşağı gezdiğinizde 300'den fazla kadın eseriyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Ben bırakın çok daha yüksek olduğunu biliyorum. Tek tek çeşmeleri çekmeye, kapı kapı gezdirip 3 kilometre yol yaptım İstanbul'daki tüm çeşmeye ulaşmak için. 850 tane çeşmeye dokunmuş oldum. Hepsinin içerisinde ya bir kadına dokunulmuş, ince bir nezaketle onun yaptırdığı iması yazıya nakşedilmiş ya da daha rahat şehirde su içsinler diye onlar özel bölümlerin yapıldığını gördüğümüz bir zarafetten bahsediyoruz. Bir şehri inşa ederken kadın dokusunun, kadın nazikliğinin, kibarlığın ortaya çıkmasını sağlamak. Evet, at üstünde cihat burada şekillenmiş vahşi medeniyet diye kadınlar bir tane cevap olması anlamında söylüyorum. 300 kadının binden fazla eser yapmış olduğunu görmek, şehirde gezerken de dikkat edilmişte beraber de gitmiş olacak. Şu kaba bilgiyi vereyim artık bu saatten sonra mabet ve bellek dediğimiz kısım, umarım benden sana geçmiştir, kaygılarımı atıp söyleyebildiysem. Bir şehir geziyorsanız bence lezzetine de bakmalısınız. Şehirlerin kokuları vardır. O kokuları tatmaya çalışmak. Ya da Amerikalılar yapıyor biz diye eksik kalacağız. İstanbul'un gürültüsü diye gördüğümüz şeyi ritim olarak algılayanlar var. İstanbul'un kedilerini çekip belgeselde ölen insanlar bu şehirden gelip geçiyor. Bundan 5 yıl önce belediye bana teklifte bulunmuştu. Kandil resmi arıyorlarmış Ramazan'da kullanmak üzere. Orucu hissettirmek için Osmanlı'dan kalan bir kandil fotoğrafı var dediler. Gönderdim, beğenmediler. Sonra elim İngiliz'inle 1000 dolar para verip kandil fotoğrafını kullandılar. Şimdi şehirde turist olmak da bir avantaj içerebilir. Senin görüp şaşırmadığın, etkiler dediğin şeyler dıştan bir gözle değerli hale gelebilir. Lütfen şehre, arasına turist gözüne bakın. Mesela şunu sorsam ben, bu şehrin adı Sakarya, bir nehir olarak geçiyor. Belki sen Ankara'dan gelirken üzerinden geçip geliyorsun. Mesela Sakarya şehriyle Sakarya nehrinin en yakın olduğu yer neresi? Gittin mi böyle bir yere? Öyle bir yer olsa gerektim. Yani T'ye geçiyordur Sakarya isminin verilmesine sebep olan şey. Mesela eski şehirciysen ortadan geçen bir çay var. Belediye çok da güzel çalıştı. Porsuk çayları, gondollar inşa etti. Amasyalıysan bir boğaz hissi veriyor. Yeşilırmak üzere üzere yerleştirilmiş yıllar görmüş oluyorsunuz. Peki Sakarya'da niye bu eksik? Bu bilinç niye oluşmaz? Sakarya nehrinde Sakarya diye bir geçirilmez. İlahiyatçı arkadaşlar şunu görsün duysunlar. İhsan Süreyya Sırma diye bir hoca bu şehirden geldi demiştir. Bu gelip geçiş şehrinde mesela hatırım bir şundan çok etkilenmiştir. Şehir de bunu aldığında kendisini Sakarya nehrinin kenarına atıyormuş. Hiç tecrübe ettin mi? Hocam bizim Sapanca gölümüz var, biz oraya kaçıyoruz, uzun kumda bir çay içiyoruz, kendimize gidiyoruz. Tamam, kendine sığınacak bir yer varsa problem yok. İstanbullular için söylüyorum, ya da yolun içerisinde gel, ben Vaniköy'e çok sıkıldığında atıyorum kendimi. Vaniköy camisinde bir çay içmek, iki balıkça sohbet etmek ve akan suda zihdeki tüm kirleri temizlenmek isterek yarım saat geçirmek dünyaya bedel oluyor. Şehirle aranızda gizemli bir bağ, gizemli bir ilişki kurabilirsiniz. Ama şehir aranızda kaybolunacak da yerdir. İç dünyada kaybolmak istiyorsan, Peygamberimizin Hira mağarasında yaptığı tecrübe gereği seni değiştiren bir hayat olabilir. Yok, Hira'nın bir müddet sonrasında tekrar şehre donanımlı bir şekilde gelmek istiyorsan, o iç dünyanda inşa ettiğin bir dini bir mağarayı hesaba katarak söylüyorum, bir şehri gezerken tadından yenmeyecek şeyleri bilmek, detaylarını görmek, hızlıca geçtiğin o eserler içerisinde binalar diye bir kavrama atıf yapmak, dedim ya, taş getirecektim ve sizden taş isteyecektim, koyun diyecektim ve şu soruyu sormam gerekiyor aslında. Mesela en son taşa ne zaman dokundunuz? Hiç taş attınız mı? Hocam köpek kovalıyordu, attım ve köpekten kurtuldum. Değil mi? Herhalde bu aklımda gelecek. Başka taşla temas edebilen var mı şu an? Böyle taşa dokunmak diye bir dert. Ama mesela şeytan taşlamak diye hocam hemen yapmıyor demek. Ben sabah dokundum. Ne yaptınız? Yer attınız mı? Ben de aldım.
Yani yol açmak için sevap da kazanmış oldum. Bence bu çok önemli bir şey. Taşla bir ilişki, bir irtibat, zihnimize bir şey oluşmak zorunda. Çünkü Necip Fazıl kaldığımda bir yapmış. Hadi daha üstüne bir şey koyabilir misin? Kaldığımda taş ilişkisi gösteren. Hacı Resulet Taş'ın sizce niye var? Yani ne mesaj veriyor taş bize? Hadi selam veriyor. Bu mu yani? Bir ölçüsü mü var? Peki Hacı Resulet Taş'ından üç parça İstanbul'da var desen, hocam şu haber izliyoruz, ona tekrar çıktı, görmüştüm diyebilirsin. Çok rekabeti edildi ama gidersen Sokulak Kuşadık'ta Hacı Resulet Taş'ında bir parçayla temas etme şansına sahipsin. Hocam ben taşlarla ilgim var işte, Zümrüt Taş'ı takıyorum, size iyi geliyor, başarısına iyi geliyor. Çok aşağı indim değil de bu hikayedeki o taş figürünün senin için kıymetli olan tarafını fark etmelisin. Moğollar taş taş üstüne koymak üzere bir siyaset belirlediler. Nereye eğitirlerse yok ettiler. Sıfırlamak gibi dertleri var. Belki iyi de yaptılar kentleri de, ondan bakınca çok değerli bir şey. Ama taşın taş üstünde kalması, taşın yerinde ağır olması, senin de taş arasındaki bağlantıyı bir daha düşünmemizi bence gerekli kılmış olacak. Biz modern bir hayat yaşıyoruz, daha büyük ortamlardayız. Taşa çok fazla dokunma şansımız olmuyor. Cam binalar içerisinde eğitim gördüğümüz için. Ama toprağa temas etmek için o taşı karşılığında ciddiye alıp ortaya bir şey koyman gerekir ki taş ilgesini hem Hristiyan dünyadaki karşılığı hem Müslümanlık karşılığının inanç kültüründeki etkisinin Allah'ın eli olarak da düşmüş tarafı da bizi tekrar şehre, mabed ilişkine bağlamış oluyor. Bir şehri gezerken ki o şey İstanbul olsun, nelere dikkat etmemiz gerekiyormuş kısmını bir görelim. Bence ilk kız kulesini gördük ki en çok fotoğraf çekilen yer olmuş oluyor. Yeditepe ile ilgili iddiadan vazgeçtim ama şehrin tepelerini görmek diye iddiamız olmalı. Bu sözü duymuşsundur. Hani sana dün neden bir tepeden baktım bilemiyorum ama diye belki açıklamak yorumlanacak bir cümle. Yahya Kemal bence tam buradan fotoğrafladığımız yerden yazmış olmalı. Seni de İstanbul'da bir tepeye çıkıp tepeye hakim bir yerden bakıyor olman. İyi ki Çamlıca'ya bir cami yapıldı. En azından seyir terası oluştu. 240 metre yükseklikten İstanbul'u görmek istersen bence şehre oradan girmesin. Mezarı tecrübe ettikten sonra. Yahya Kemal de şu görmüş olduğunuz Bahai Köyü, Kandili ile Üzgün arasındaki bölgeden bahsediyoruz. Yerleştiği yerden gördüğü için bu cümleyi kurmuş ve edebiyatında derinlikli bir etki oluşmuş. Şehri hala bence coğrafyasıyla tanımalıyız. Ne var ne yok. Mesela bu şehrin hani dalga geçirmek konusu haline gelen patatesinin ve kabağının meşhur olması. Kabak tatlısıyla yani yüzde bir tebessüm oluşuyor ama o bilinçle senin şehirle temasının sağlandığı yer. İstanbul'a gelecek olursanız da geçmiş bahar mimoları diye bir filmi de belki isim olarak anımsayacaksın. Mimoların ilk baharla başlayan canlanmayı sembolize ettiği için çok kıymetli olduğunu, Çınar dediği kültürün Osmanlı için sonsuza kadar yaşama fikrinin denk geldiği anlama gelmiş olacak. Buradan bir parti atıfı yapmak istemiyorum. Ben hızlı geçeyim. Bu arada böyle parti ismi kurulmuş olması da bizi rencide etmemiş olsun ya da hiç tartışmaya girmiş olalım. Fıstık çamı dediğimiz yapının İstanbul'daki silüeti ne kadar değerli ve güzel olduğunu, yerel bir bitki olarak kendi bir türü olduğunu söylemiş olayım. Kestanenin iki tür rengi vardır. Hemen arkasından ürünün üzerine dimdik ayakta kalmayı sembolizen şey İstanbul'un sembolü haline gelmiştir. Bitki örtüsünde İstanbul'un en çok kullandığı renklere gelmiş olduk ki bu ek bilgi herhalde yeni fazla arkadaşlar için şu kıymetli hale gelecek. Lavak'tan sonra göreceğin şey Erguvan olsun lütfen. Erguvan ağacı Kudüs toprağının ağacıdır. İsa'yı sembolize eder. Ve onun kanı anlamlarıyla bu renk tonu Bizans'ta kraliyet rengidir. Başka kimse diyemez. O renk tonunun İstanbul'a toprak tutmuş olması, demir tutmuş olması da çok kıymetlidir. Şu an İstanbul Boğazı'nda 1200 tane kadar var. En çok göreceğiniz iki noktada bir tanesi de Fethipaşa Korusu'dur. 15 Nisan'da Boğaz turuna gelirseniz, herhalde Boğaz turu yapma teklifini bir daha bulmuş olayım. Bunu daha net görmüş olacağız. Sus dediğiniz yere kadar konuşmak istiyorum. Hocam buradan yürü dedi, ben de oradan yürüyorum tabii ki. Osmanlı sembolleri şehre aktarmayı çok seven bir medeniyet. Allah kelimesini evde hesabıyla karşıladığı çiçek dünyasına davet ederek geliyor. Buradan çok sevmişler. Hollanda'ya biz satmışız. Orada tekrar satın alıyoruz ama İstanbul'u gezerseniz 30 milyon davetin Nisan ayında dikildiğini ve çok kısa olan ömrünün, 3-4 aylık ömrünün İstanbul'da şekillenmiş süsleme arıları kullanımına şahit oluyoruz. İyi bir şey yapıyor artık devletimiz. Kendi iç bünyesini alıyor. Sakarya'dan, Konya'dan, evlenen bir kişiyle davetleri İstanbul'a getirmiş oluyor.
Öyle çiftçimize kazanmış oluyor. İkinci temel argüman İslam medeniyetinin Allah hayatından sonra Peygamberimiz temizlik için büyük kullandığını zaten biliyorsunuz ama belki buradaki birkaç isim İstanbul'un şehrini süsleyen çiçekler olarak Nergis'in ya da Zerneka Dey'in Yasemin bildiğimiz çiçek hocam deyip geçmiş ol. Ya da hanım arkadaşlar kızacak da hocam bunları tecrübe ekleriz. Ne yapıyorsunuz hocam bunları geçelim diyecek ama ben şöyle bir hayat kurman gerektiğini düşünüyorum. Mesela bir evin olacaksa o balkonda şöyle bir çiçek olmasın mı? Yani bir şey seçiyorsun ya hayatında, bir şey entegre edeceksin, evini inşa edeceksin. O evde bütünleşmiş yapıyı koymuş olduğu örnekler, şehirler kendi hayatına indirgeyeceğin yapılar olsa gerek. Her cahiye sadece çiçek ismi miymiş, sarmıca bir çiçek miymiş değil. Evet, biraz acıktıysak ödeyemeyi, umarım hala ucuzdur üniversitelerde, kantin yerin dışında yemekhanelerde 3 liraya biliyorlar arkadaşlar. 2.75 bence avantajlı bir rakam. Bize de ısmarlar mısınız diye geçeyim. Mesela yumurtayı Hümayun padişah yemeği Abdülhamit sabah kahvaltı yapmazmış. Öğle yemeğini de yemezmiş ikisi arasında saat 11'de. Yumurtayı Hümayun yaptırmış. Ne vardı içinde? Yani yumurta olduğundan biliyor da başka ne vardır? Soğanlı yapılmış yumurta, içine biraz da et katıyoruz. Böyle bir yemek de öğünü geçiştirirmiş. İki öğün yemek yediğine dair rivayetlerden onun sofrasında oturmuş birkaç ismi bize verdi, bilgiden anlamış oluyoruz. Biraz da böyle görsel olarak sunmuş oluyoruz. Bu bilgileri isterseniz tabii ki sizinle paylaşırız. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz balık aslında lüfer değil. Bulamadığım için o resmi bundan seni kandırmaya çalışacağım, itiraf etmiş olayım. İstanbul'un en çok bulunan balığı palamut. Taşı toprağı altın cümlesini duymuşsun İstanbul için. Niye böyle bir söz söylenir? Çünkü o şey, çatal iğneyle tutabilecek bir balığı varsa sen o şehirde artık karın tokluğunda yaşamaya başlarsın. Karnın doyduysa üzerine bir şeyler yapmaya başlarsın. Hadi gel burada o zaman şu alt başlığı açalım. Şehir dediğimiz yer köyden niye farklıdır? Köylü insanın ya da şehir dışında kalmış bir insanın üreteceği şey yaşında kalmak için yapacaklarıdır. Mesela akşam tarhana çorbasından katı gelecek bir ekmektir derdi. Ama senin yemekhaneye gittiğinde seçtiğin 3-4 çeşit yemek varsa ondan sonra hayat başlıyor. Şunu söyleyeyim de o farklı anlam dünyamda şekillenmiş olsun. Yani insanın yaşamak gibi bir derdi var. Ama şehir hayatı devreye giriyorsa iyi yaşamak gibi bir derdi düşünmeye başlıyor. İyi yaşamak için ortaya çıkmış şey boş vakit teorisidir. Sukuk kelimesinin kökü nedir? Yunanca'dan geliyor. Boş zaman demek. Yani boş zaman olan insanların gittiği yer okul. Tatilin kökünde ne var? Atalet, atıl kalma. Boş zamanlar o kadar kıymetli ki. Şehirde boş zamanla birleştirebilirsek gelecekte yapacağın her şeyin üretkenlik içeriklerini iddia etmiş oluyorum. Dikkat ederseniz komünizm ortaya çıktığındaki o sanayi devriminin enerjisi bizi hep çalışmaya itekledi. Bunun İstanbul'da karşılığı vardı mesela. Hani çok çalışmak, iki güne eşit değilse diye başlayan kadar da yorulmuş oldu. Ya aylak adam olmanın iyi bir şey olduğunu söylemeye çalışıyorum. En azından şu yönde. Platon yürürken anlatırmış ya. Boş adam yürür. Yani birisi size yürüyüş teklifinde bulunuyorsa lütfen yürüyün. Düşünmekle, yürümekle bağ kurduğunuzda şekillenmeye başlayacak. Eğer yürüyebilirsek, boş vakit üretebilirsek kendimizi, o boş vakitlerdeki kendimiz gerçekten tam olarak biz olacağız. Onun üzerinden bir şey dönüşecek. Mesela birisi iyi sosyolog olun diye dürtükleyip duruyordur. İşte iyi din eğitimcisi olun, sürekli şunu okuyun, bunu okuyun. Ya tabii ki bunu yapın. Ama bunun üzerine bir boş vakit daha üretin. Öncelikle nefsinin şöyle bir karşılığı var. Hocam ben okuldan çıkınca çalışıyorum ve sen kutsal bir şeysin. Sana ne diyorum? Sözüm sana değil. Ama sıradan insanlar olmayacaksanız, mesela bilmiyorum farkında mısın? Kaç tane senin yaşında genç var? Yaşta şimdi Türkiye'de kaç kişi yaşıyor? 2 milyon insansınız. Peki sizi ne öne çıkartacak? Ne kıymetli yapacak? İşte o iyi yaşamak için yaptığımız tercih bizi şekillendirecek. İnsan kamil der tasavvufta karşılığı olan şey. Şehir hayatı bize yeni bir varoluş sunuyor. Hayat mücadelesine girebilirsiniz. Mesela ailemizde kötü okutamadan konuşalım bunu. Mesela benim babam işçiydi. Belki çöpçülük yaparak seni burada okutan bir aileye sahipsin. Gururla söyleyebilirsin. Ve ondan şunu beklememeliyiz. Yani
işi ekmek kazanmak olan bir insandan başka bir şey beklemiyorum zaten. Ama sen kendini üniversite, yani şu ne demek? Aydın demek değil mi üniversite okumak? Bölümünde birçok işe ilgilendirmiyor. Yani sanat tarihçisi olmuşsun. Ne demek? O kendi başka bir şey ama toplum içerisindeki bilinç düzeyini temsil ediyorsun. Çünkü boş vakit olan insan sensin. Yani şu boş vakit hikayesini, meselesini, tatille hayatına sanki ilişkiyi bir kurmuş ol. Evet, Yunan dünyası boşluklara anlam yükleyerek medeniyet inşa etti. Şehir devletleri oluştu. Polis oradan geldi, siteye dönüştü. Biz onu medeniyete tanımlamış olduk. Bu geçişler içerisinde artık modern bir hayat yaşıyoruz ve modern hayat mekanı tasarlarken sana bir sürü şey söylüyor. O söyledikleri yapıdan ortaya çıkarttığımız kendi hayatına düşen dönüşümler yaşamak. Buradan çok dolayı belediye başkanı olup tavsiyesinde bulmak için söylemiyorum. Bilinç bilginizi, duruşunuzu ve kendi üretkenliğinizi belirlemek için yaşadığınız şehrin seçilmesi gerektiğini lütfen bir fark edin. Onun üzerine konuşacağımız şey olsun. Hocam yemekle ilgili iddialar, İstanbul'un meşhurları bunlarmış. İşte ben bunları bilmiyorum diye örnek olsun diye. Ben hızlıca geçmiş olayım, biraz daha sert geçmiş olayım. Eğer benim bir hikayesi vardır, işte hatta Akideş bir kere şuradan çıkmıştır, buradan çıkmıştır. Bunları isteyenler daha sonra birebir görüşürüz. Hazır birebir görüşmüş olmayı konu ediyorsak da hocam aldım kaldı söylüyorum. Ben Instagram'dan görüşebiliriz. İsmimin Zafer Söğüt olduğunu herhalde öğrenmiş oldum. Yüzüme yüzüme söyleyeceğin şeyler varsa arkadaşları şu an meşgul etme. O niye de bana söylemiş ol. Mesela ben şunu çok önemsiyorum. Şuna çok şaşırmıştım. Vaniköy'de gezerken, işte Vaniköy'e bir kitap elime aldım okuyorum. Avusturya Büyükelçisi'nin 1800'lerde gelip Vaniköy'e yetişmiş, sadece o bölgede büyüyen bir örümceği tespit ettiğine duyunca çok şaşırmıştım ve aslında ağrıma gitmişti. Yani niye başka birisi bu topraktaki bir şeyi tespit ediyor, biz onun dışında kalıyoruz. Bizim şehirle ilgimizle ilgili bir şey ortaya çıkıyor. Sen sahip çıkmazsan mesela üniversitede, o üniversite senin evin gidebilir. Ama üniversitenin dışında bir şeye dönüşeceksiniz, üniversitenin üstüne bir şey çıkacaksınız. O zaman bu bilinçle kafamızı kaldırıp gördüğümüzde ''Aa yıl çaktığı diye bir şeymiş, hatta bir kuşmuş, Kudor'da isminde bir yerde varmış, olsa bu bir hayvan ismiymiş'' demek istiyorsan şehirde biraz daha dikkatin açık bir şekilde yaşıyor olmak diye bir iddiada bulunabilirsiniz. Mimari bir sürü şey akıtacağım ama bir tek bir şeyden dönmüş olayım. Mesela Serpol dedi de bir şey. Sokak sen gezmişsindir muhtemelen. Bir okulda hep geziyorlar, götürürler. Bence yanlış bir şey yapmış oluyorlar. Bir okuldaki öğrencinin saraydaki hayatı anlaması için bir iddiada bulmamızın bence bir anlam değeri yok. Adalet kulesi en yüksek binen. Adaletin altındaki her şey padişahın adil olduğunu tekçe dünya yönetme hakkını ona vermişsin. Mimarlık İstanbul değil mi? Senin hayatında artması gereken yer. Adaleti yükseltmek için ortaya çıkmış enerjiyi Osmanlı üretememiş. Kendi iç dünyanda acaba buna dair bir şeyler yapacak mısın? Neleri kurguluyorsun? Bir şeyleri ederken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hangi gözle bakarsak neye dönüşmüş olabilir? Mesela bu camiyi biliyor musun? Bilmiyorum. Küçük Ayasof diyor. Aklında şöyle kalsın. Son bir şey değil ki bir daha bulamış olacağım ama. Dünyadaki ilk temel atılarak inşa edilmiş binaya bakıyorsunuz. Elindeki en eski Bizans eserine bakıyorsunuz. Belki yerinden geldi geçti, belki namaz kıldı ama bu iki özellikle beraber şekillenmiş oldu. Ben anlıyorum ki arkadaşların hızlı çıkışlarında Hacı Özel Taş'ı da göstermiş olayım. Her bir konu etmiştik. Çok farkındaydım. Çok iddialı bir sunum yapmayacağım. O yüzden kendimi karşılamalı konuşmak istedim ama itiraf ediyorum, sen daha baskın çıktın. Kendimi hayalleyemedim. O yüzden bu tarz baskısı hızlı konuşmayı kurduk. Buradan kaynaklanıyor. Tek sarıldığım bir şey var. Samimi kalmaya çalışmak. Çünkü senin karşıda en büyük ancak burada bakıyor. Cesaretin buradan gelmesi gerektiğine inanıyorum. Yolun açık olacağına eminim. Çünkü her türlü bir zihinde duruyorsun. Seni tanımasak da isim olarak, geçmişini bilmesek de biz Afrikalı çocuklar olarak senden çok ümit varız. Çünkü ben şunu yaşadım. Yani 60 yaşında Afrika dilimi öpmeye çalıştığında Osmanlı gelmişlikteki hala şaşkınlığını yaşıyorum. Beni bir şey zannediyor. Çünkü beyaz insan Afrika'nın herhangi bir ülkesine gittiğinde sadece sömürmek için gitmiş. Buradan gidenlerse bir şey için gidiyorlar. Mesela su kuyusu açmak için gidebilirsiniz. Fika görevlisi olarak gidip okul açabilirsiniz. Bir şehirden geçerken içtiğim suyun kabını atmak zorunda kaldım. Kavga çıktı. Dedim, niye kavga ediyorlar? O plastik ikiye bölüyorlarmış. Lifle balık, ayakkabı yapıyorlarmış. Dedim de bayağı, Etiyopya'ya giderseniz göreceksiniz. Polislerin dışında kimsenin ayakkabısı yok.
kendi ayakkabı sayını hesap et. Bir de bu ölçüyle lütfen hani aradaki ilişkiler, hocam bana ne ya, onlar da fakir kalmak zorundaydı deyip başına sığabilirsin. Ama şu insani değer taşıdığımız bir özellik olarak kalmalı üzerimizde. Ben evde sabah namazı için suyu açıyorum, 2 dakika 3 saniye sonra sıcak su geliyor, kombiden gelme süresi. Uykum bölünmesin diye dokunmuyorum, sıcak suya kadar bekliyorum, o suyu boşaltmasına razıyım. Afrika'da insanlar 30 kilometre diye yolu yürüyüp sadece bir bidon su alıp tekrar geri geliyorlar. Yani buradan sabah diye su almaya gider misin diye sana sormak istiyorum. Amacı cennete gitmek, Afrikalı da Müslüman, o da aynı dini inanıyor, o da cennete gitmek için teyemmüme namaz kılarak aynı hesabı yapıyor. Hangimiz şanslıyız? Buradan çıkan sonuç şudur. Sen sahip olduğun değerlerin bilincindeysen ve yaptıklarını önce kendin için, hatta ya dua edilmiş olayım, yavaş yavaş toparlamış olayım, onları müsaade etsinler. İnşallah hepimizin İstanbul'da birer yalısı olur. Çok inandırıcı olmadı çünkü yalı sayısı 600. Tamam, 800'e kadar yolu var çünkü apartmanlar da yıkılmış yer yapmış, apartman sayısı 800. Senin olmasına çok yakışır ama kendim için istemiyorum. Sen kendine lütfen yalıyı layık gör. İşe helikopterle git ya. Öyle bir kariyerin olsun. Bunların hepsini hak ediyorsun ama bir de kafanı kaldır. Bu şehir dolu bitenleri. Bu ülke dolu bitenleri. Hatta ne gerek var sınırlara? Bu dünya dolu bitenler desen, cümleyi böyle refer etsen ve sen iyiliğini bir yere ulaştırmak için olayı şekillendirsen, bugün buna niyet etsek, evet, iptal bir sorun değildir, iyi bir konuşmacı değilim. Ama burada iyi olan bir şey var, bizzat senin kendin. Ben de bunu sana söylemeye geldim zaten. Bak bir örnek verip susacağım. Tanzanya'da geliyoruz. Hani hava atmak için hatırını söyleyeceğim. İlla isim söylemem gerektiğini bir hatırlatayım tekrar sana. Yani üç ülkeye gittiğimi de altın sizinle gidebilir. Benim geçtiğim yerden daha önce büyükelçi geçmiş. Işıkta durmak zorunda kaldım. Da makinemi çıkardım. Çünkü albino gördüm. Düşünsene Afrika'dasınız. Herkes simsiyah. Ben beyaz bir adam var. Bir şey satıyor, satıcılık yapıyor. Dedim ki bunu çekmeliyim. Siyah çeşme beyaz. Çok iddialı bir kontrast verecek. Bir döndü, burnuyor. Burnu olmayan bir insan görüyor, bir ürperiyorsunuz. Düğmeye basamadım. Sonra benim bu heyecanı görünce yol arkadaşım rehber dedi ki aynı şeyi başka bir rehberlik yaptığında Türkiye Büyükelçisi'nin hanımı da şaşırdı. Dedim Allah niye şaşırdı? O da bunu gördü şaşırdı. Dedim sonra ne oldu? Şimdi, Türk Büyükelçisi'nin eşi olarak şunun bilincine ulaşmış. Alim olarak akla doğarsanız insanlar, büyücüler, şehrin, köyün şefi, büyücüsü diyor ki şeytan girmiş bu kadın içine öldürün. Hasbelkader şu doğabilirse parmağını kesmek, burnunu kesmek gibi saldırılara uğruyorlar insanlar. Şimdi ben bunu sayın fotoğrafını çekmek kadar konuşabilirim. Çünkü fotoğrafçı kimliğim de oradaydı. Ama siz büyükelçi olduğunuzda bir şey yapabiliyorsunuz. Mektup yazıyorsunuz Türkiye'ye. Kabul görüyor. Siz oradaki devletin verdiği araziyi günahit konuluyorsunuz. Şu an Tanzanya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin açtığı bir okul var. 150 tane albino köyden toplayıp 18 yaşa kadar eğitiyoruz. İsterse Türkiye'ye davet etmesini sağlıyoruz. Yani mucize demek için çok uzaklara gitmeye gerek yok. Yetkinizi iyi kullanmaktan bahsediyorum. Bunun için de şey, bu kadar konuşmayı şunun için yaptım. Susmak adına, susmaya çalışmak adına söylüyorum. Lütfen kafanı kaldırıp şehre bir bakar mısın? Görüşmek üzere. İyi günler. Hocamıza değerli sunumlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Hocamıza küçük bir hediyemiz olacak. Hediyelerin takdim etmesi üzere Saskia Müdürümüz Doçent Doktor Sayın Abdullah Bilinci hocamızı sahneye arz ediyorum. Buyurun hocam. Zahir hocam buyurun. Arkadaşlar çıkış yoklaması alınmayacak. Bu hafta son Saskia programımızdı. Hepinize başarılar diliyoruz. İyi günler diliyorum.